Yani herkes değerini anlıyor, biliyor, tanıyor. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü. Öyle küçük bir e, konumlandırılmış zümre var ki her yere de gidip pozisyon alabiliyorlar. Onlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda o tezahüratları atabildikleri ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bugün saymadıkları Mustafa Kemal Atatürk sayesinde atılabildiğinin bile farkında değiller. Şimdi bir başka Yeri miydi diyeceğimiz konu var sırada. 28 Ekim günü AKP'nin bir toplantısında Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dillendirilen Türkiye Yüzyılı sloganı önce biliyorsunuz polis bandosunda seslendirildi. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o sloganın mülki idari amirleri tar tarafından içler içselleştirilmesini istedi ve zaten son emniyet e, müdürlüğü bildirisinde de okuduk gayet içselleştirilmişti ve 10 Kasım günü yani bugün Atan'ın aramızdan ayrılışının 84. yılında o seçim sloganı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anıtka bir hatıra defterine yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Atanın aramızdan bedenen ayrılışının 84. yıl dönümünde devlet erkanı resmi anma törenindeydi. Gelenek gereği partili cumhurbaşkanı özel defteri imzalayıp mesajını okudu. Erdoğan'ın slogan olarak açıkladığı Türkiye yüzyılı ifadesi herkesi şok etti. Türkiye yüzyılı vizyonuyla AKP'nin seçim sloganı ilk olarak 28 Ekim günü AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından söylenmişti. Türkiye yüzyılı vizyonu gibi bir program vaadiyle sizlerin huzuruna çıkmak kolay değil. Bir siyasi partinin seçim sloganı olan bu sözler o günden sonra polis bandosu tarafından şarkı olarak seslendirildi. Polis bandosu Çıkıyor. AK Parti marşı çalıyor. Türkiye 100. şarkısı çalıyor. Bu eleştiriliyor. Kendini savunan bir metin yazıyor. O metnin içinde de yine Türkiye 100. sahiplenmek var. Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklamasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Ve tutuyorlar. Burada siyasetçilere ayar veren açıklamalar yapıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o sloganın mülki idare amirleri tarafından işselleştirilmesini istedi. Türkiye yüzyılı kavramını bir slogan olarak değil, bir iddia olarak işselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var. Bir parti sloganı bu. Adam mülki idare amirlerine dönüyor diyor ki bunu içselleştirin. Bu kanunsuz emir, bu anayasaya aykırı emir, bu ahlaksız bir telkin. Evet geldik günün en büyük hakaretlerinden birine. Söz konusu Atatürk'e hakaret olunca kimse sesini çıkartmıyor biliyorsunuz ülkemizde niye ise. Bakınız Akit yine bildiğimiz gibi. Bugün 10 Kasım atamızın ölümünün 84. yıl dönümü. Biz onu saygı, sevgi, özlemle, minnetle anarken, ona sonsuz teşekkür edecekken ve borcumuzu bu memleketi onun ilkelerinin noktasına tekrar getirmeden ödeyemeyecekken ki sonrasında da bu memleketi bize armağan ettiği için zaten borcumuz olacak. Akit ne diyor? Akit işi gücü bırakmış. Bunlar gericiler ya, bunlar ötekileştiriciler ya, bunlar insanları birbirine düşürmeyi istiyorlar, Atatürk düşmanlar ya. 10 Kasım Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti. İşte hayatı boyunca geçirdiği hastalıklar. Bu yalanı ısrarla akit ve benzeri yandaş medya gericiler ısrarla tekrar ediyorlar. Bakın siroz hastalığından dolayı kaybetmiş olabilir Mustafa Kemal Atatürk hayatını ama içkiye bağlı siroz hastalığından değil. Siroz çünkü sadece içkiye bağlı bir hastalık değil. Bakınız bu ülkeyi bir vatanı kurtarmak için tüm hayatını bu uğurda adadığı için, kah karın içinde, kah uyumadan yıllarca cephede koşuşturduğu için, memleketi iki adım daha ileri nasıl götürebilirim diye kendini helak ettiği için hastalanmış olmasın Mustafa Kemal Atatürk? Böyle değil midir bu? Öyle o cephelerde koştururken baş kumandan, baş komutan oldu. Şimdi Profesör Doktor Ülgen Zeki Ok Atatürk'ün hastalıkları ve ölüm nedeni üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Ve ilk kez 1896'da Manastır Askeri Lisesi'nde, Eylül 1915'te Anafartalar'da, 28 Ağustos 1918'de Suriye'de, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında, 20 Eylül 1919'da Amerikalı General Herbert'la Sivas'ta görüşürken, 3 Ağustos 1920'de de Konya'da geçirdiğini bildiğimiz sıtma nöbetleri var diyor. Profesör Doktor Ülgen Zeki Ok Mustafa Kemal Atatürk için sıtma nöbetleri tekrarlanıyor, tekrarlanıyor ve sonuçta siroza sebep oluyor. Peki sıtma neden oluşuyor? Sıtmanın o kadar çok oluşma etkisi var ki o kadar çok gerekçesi var ki bir kere uzun süre tekrarlandığında kronik hepatit bağ dokusundaki artışta karaciğerde büyüme veya küçülme gibi, noktalara ulaşabiliyor ve sonrasında siroza doğru gidiyor. Ve bir bakteri sonucu oluşuyor sıtma. Yani içki içmede, içme, içme, içki içme kaynaklı bir şeyden söz etmiyoruz. Dolayısıyla lütfen artık içki içsi de böyle oldu, içki içsi de siroza oldu, öldü gibi saçmalıklarla karşımıza çıkmayın. Bilim ilerledi, bilim durumu açıklıyor. Cepheden cepheye, karda kışta koştururken Kaç kere yakalandığı sıtma sonrasında yorulan vücut siroza kapılıyor ve sonrasında hayatını ne yazık ki kaybediyor atamız. Yani şimdi buradan bakacak olursak kanser oldu şu nedenle. Başka bir kabakulak oldu bu nedenle. Covid oldu bu nedenle gibi pek çok gerekçeyi sayabiliriz. O zaman bütün hastalıklara bir gerekçe sayalım. Sanki başka başka etkenlerle o hastalık sonucuna varılmıyormuş gibi. Bu ayıbı artık tekrar etmeyin. Çok ayıp. E, ha şöyle bir durum da var tabii. Ne kadar tekrar ederseniz edin Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü altında ezileceksiniz. Bitti bu kadar. Ettiğinizle kalırsınız yani. Şimdi geçelim. Akit bu hakaretleri ilk defa yapmıyor bu hakareti ilk defa yapmıyor. Neler 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 oldu şimdiye kadar. Hiç cezalandırıldı mı? Hayır. O zaman bir ara vererek başka bir konuya dalalım. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Değindiği konulardan biri de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oldu. Bugün 9.168 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava edilirken bunların 305'inin çocuk olduğunu belirtti Özgür Özel.